Selamlar herkese. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Pınar, ailenizin duyucusuyum. Sizlere bugün göstereceğim tam iki tane yeni kendin yap projesi var. Her zaman olduğu gibi ucuz, maliyetli ve çok kolay bulabilen malzemeler kullanacağız. Polybebi şimdi yine üzerine düşündük, kafa yorduk, kolay yapabileceğimizi düşünüyoruz ve sonuçta da bunun tam tersi olarak çok başarılı projeler ve şık duran dekorlar elde edeceğiz diye düşünüyoruz. Bakalım nasıl olacak. İlk projemizde ahşap çubukları kullanacağız ve onlardan bir kase hazırlayacağız. İkinci projemizde de sadece karton ve ip kullanarak bir çerçeve hazırlayacağız. Videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Poneciğim, kafamızdakileri bu projeye dökmeye hazır mıyız? Hazırız. Bizler hazırız. Malzemelerimiz de burada. Diyoruz ki hadi hemen çalışmaya başlayalım da sonucu bir an önce görelim. Şöyle bir paket ahşap çubuğumuz var. Bunları dil çubuğu olarak da biliyoruz. Bunun paketini 6 liraya aldım. Nereden aldım? Her şeyi satan dükkanlardan. Eski adıyla bir milyoncular. Bana göre her şeyi satan dükkanlar çünkü aradığımız her şey var. Bazen olmayabiliyor gerçi, değil mi? Misina kullanıyoruz. Misinayı 0,35 milimetreymiş bendeki. Bunları takı toka yaparken kullanıyordum. Bir tane de maket bıçağı, falçata ne dersiniz? Bu kesici aletten var. Bir de boncuklar kullanacağız. Ben ahşap boncuklar kullanacağım. Pony bebişim şu anda onları ayıklıyor. Çünkü bizdeki boncuklar biraz karışık. Hatta bazılarını ayıkladı şu anda. Kuzum çok iyi çalışıyorsun. Projeyi el birliğiyle hazırlıyoruz. Ben şimdi burada çubuklarla ilgilenirken Pony bebişim de orada boncukları ayırıyor. Ölçüsü yok, standarttır herhalde bunlar. Zaten kırtasiyelerde falan da bulunabilir bu. Evet, göz kararı ayarlayacağım. Yarım milimetre yukarıdan, yarım milimetre sağdan soldan bırakıp tam ortasından maket bıçağıyla şöyle döndüre döndüre buralardan Misina'nın geçebileceği kadar delikler açıyorum. Arka tarafında da biraz nokta şekline geldiğinde birazını da arka tarafından yapıyorum. Hatta şöyle bir iğneyle yuvarlığa da iyice içindeki tozları falan çıkartıp temizleyebilirim. Evet. Sonra alt tarafına geçiyorum. Oradan da bir delik açıyorum. Evet. İki ucunda da delik var. Hatta hemen Misina buradayken bir de kontrol edeyim bakayım geçiyor mu? Evet, çok iyi. Güzel. Tamamdır. Bütün çubuklara bu işlemi yapıyorum. Çok kolay. Çok kolay ama birazcık vakit alacak. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Biri oradan, biri oradan olursa diye deliklerin şöyle iki tane çubuğu üst üste koyuyorum ve delik olan kısımdan iğneyle şöyle biraz izini çıkartıyorum arka tarafa. Oradan deleceğim. Nasıl derler? Biri Anya'ya, biri Konya'ya bakmasın, değil mi? Birazcık da hizalı olsunlar göz kararı yaptıysak, değil mi Pon? İş aşkıyla yanıp tutuşuyorsun şu an, farkındayım. Evet. Pony bebişim bir şeyle ilgilenirken beni duymaz. Kendini tamamen işine odaklar ve dünya ile iletişimini keser. Yetiştirmen lazım. Bak bak, iş yetiştirici. Çok fazla bastırıp da çubukları da kırmamaya dikkat edin. Bütün çubukları delme işlemini tamamladık. Şimdi benim böyle iki çeşit ahşap boncuğum var. Bileklik yaparken kullandığım boncuklardan kalan uzun ahşap boncuklar. Bunlar da yuvarlak. Aynı renkler. Elimde bunlar var. Bunları kullanıyorum ama alternatif olarak inci boncuk kullanabilirsiniz. Plastik boncuklar kullanabilirsiniz. Cam boncuklar kullanabilirsiniz. Neyi kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. Misinayı önce kesmiyorum. Misina böyle kutusunda duruyor şu anda. Ne kadar keseceğim bilmiyorum çünkü. Şöyle üst tarafından misinayı delikten geçiriyorum. Yanına bir yuvarlak, bir uzun boncuk, bir yuvarlak boncuk daha. Ahşap çubuk geçirdim. Bakınız şöyle. Bunları böyle devam ede ede birleştiriyorum. Hepsini misinaya geçiriyorum. Herhalde bütün çubukları kullanacağım. Şimdi ben bunları sıra sıra geçirmeye devam ediyorum. Bitirince tekrar sizinle buluşuyoruz. Sizin için çok kısa, benim için azıcık uzun bir süre olacak bu. Hemen geliyorum. İşte böyle bir hale geldi. Bunları şimdi şuradan bir düğümlüyorum. Şimdi öylesine bir bağladım. Şimdi bunların altında da delikler vardı. Hemen oradan da misinalarla şu yuvarlak boncukları geçireceğim arasına. Yine az önce düğüm attığım yerden başlıyorum. İkisi de aynı yerde başlayıp bitsin. Bir tane çubuğa geçiriyorum. Bir tane yuvarlak boncuk aldım küçüklerden. Burası biraz daha dar olacak. Sonra hemen bir yanındaki
delikten geçiriyorum. Burası da böyle biraz minik. Şimdi biraz denedim. Alt tarafa şöyle tek tek koydum ve ponla karar verdik. Bunlar çok küçük olacak. Biz bu ahşap boncukları aşağıda ikiliyoruz. Yani aşağısının da çok minik olmaması lazım. Ona karar verdik. Hemen onu da göstereceğim size. Alt tarafı da tamamladık ve bunları birleştireceğiz. Alt tarafı güzelce şöyle sıkıca bir düğümlüyorum. Üst tarafı aşırı sıkmayacağım. Çünkü burada 3 tane çubuk var. Onlar böyle üst üste binmiş gibi görünmesini istemiyorum. Düğümledik. Şimdi bu misinaları azıcık daha kısa kesiyorum. Ve bunları yakıp yan taraftaki ahşaba yapıştıracağım. Şimdi bu gördüğünüz gibi oraya buraya savruluyor. Bunun ortasına bir şey yapmamız lazım. Dananana. Elimde böyle bir pasta tabanı vardı. Bu bir mukavva. Sert ve sağlam bir mukavva. Ortasında bunu kullanacağım. Çünkü çok fazla bir işlem yapmak istemiyorum. Sizde böyle bir şey yok. Ne yapacaksınız? Hemen öneri geliyor. Herhangi bir kartonu, koli kartonu da olabilir. Yuvarlak. Buna göre kesin ve üstünü hasırla ya da istediğiniz başka bir kumaşla kaplayın. Bu da sizin için bir alternatif. Ben birazcık kolaya kaçıp şöyle bir şeyi yuvarlak keseceğim. Sınırı belirliyorum. Bayağı gelişi güzel çiziyorum. Kestikten sonra içini ayarlarım. Gözüküyor mu? Şöyle bir şey çizdim. Bunun biraz fazlasını keseceğim. Fena olmadı sanki. Bakalım. Biraz üstünde ama iyi oldu. Okey. Şunlar. Aa, ne kadar güzel bir şey. Bir döndürse. Döndüremedim. Pek güzel değil. Şimdi silikonun ısınmasını bekliyoruz. Bu arada ben mukavvayı içine yerleştirdim. Parlak yeri iç tarafta. Buradan mukavva kısmı görünüyor ama şu an sabit olmadığı için size gösteremiyorum. Biraz sonra göstereceğim. Bunu ne şekilde kullanabilirsiniz? Şu an bayağı bir abajur şeklinde duruyor. Bunu bir abajur yapabilirsiniz. Çok da güzel olur. Ben size daha önce bir abajur yapımı göstermiştim. Orada nasıl montelediğimi izleyebilirsiniz. Aynı onun gibi yapabilirsiniz bunu. Yine bir karton da koyabilirsiniz buraya. Şuradan bir yuvarlak açmanız gerekir. O zaman ampul için koyabilmeniz için. Bunu yapıştırıp ters şekilde kullandığınızda bir saksılık olabilir, bir kase olabilir ya da iplerinizi koyarsınız. Pon diyor ki yapay çiçek koyabilirsiniz diyor. Buradan sarkıtıp bunu direkt bir saksı olarak da kullanabilirsiniz. Yapılabilecek bayağı bir şey var aslında. Bizim aklımıza bu kadar geldi. Yine fikirleri yorum olarak yazın. Biz de farklı şekillerde belki kullanabiliriz. Yorumlardan çok faydalanıyoruz. Hani oraya yazarsanız herkes de öğrenmiş olur. Bu arada silikon çıkıyor. Şöyle çubuklara alt tarafından yapıştırıyorum. Burada çubuklara yapışması çok önemli. Çünkü bunu başka tutan bir şey olmayacak. Çubukları es geçmeden her bir çubuğu yapıştırarak devam edin. Evet, hemen yapıştırdım ve şu an görebiliyorsunuz elimde durabiliyor. Yani sağlam mı? Evet, sağlam oldu. İşte ilk projemiz böyleydi. Benden dil çubuklarını kullanarak proje yapmamı isteyenler vardı. Umarım bu projeyle mutlu olmuşlardır. Şimdi geçiyoruz ikinci projeye. Benim elimde böyle bir çerçeve var. IKEA'dan aldığım ufak boylarda bir çerçeve. Bir tane hasır ipim, silikon yapıştırıcım, kalem, cetvel, maket bıçağı ve bir tane de kartona ihtiyacımız var. Bu bir kargodan gelmiş. Biraz daha ince, onu kullanacağım. Ama bir koli kartonu da kullanılabilir. Önce çerçevenin ölçüsünü alıyorum. Kenarları 3 santim, eni 17 santim, boyu da 22 santim. 2 tane 22 santime 3 santim, 2 tane de 17 santime 3 santimlik kartonlar keseceğim. Hemen ölçüleri alıyorum, kesiyorum, biçiyorum. Size kesilmiş haliyle geri dönüyorum. Kartonlar hazır. 2 tane 17'ye 3, 2 tane de 22'ye 3 santimlik. Küçükleri alıyorum ilk önce. Bir tanesini aldım. Hasır ipi üzerine tek 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 yapıştıracağım. Biraz da fazlalık bırakıp önce arka tarafına. Hadi başlıyoruz. Sıcak silikon kullanmayacağım. Çünkü bayağı bir yapıştırma işlemi yapacağım için hem hızlı olmam lazım hem de arka tarafında, kartonun arka tarafında bir kabarıklık olacaktır dondukça. O yüzden hem bana zaman vermesi için hem de o kabarıklığın olmaması için soğuk silikon kullanıyorum. En başına biraz sıktım. Arka tarafından hasır ipi yapıştırdım. Kağıt ve hasır tam da böyle yapıştırıcıya uygun malzemeler olduğu için belki yapışması bir tık daha hızlı olabilir. Öyleymiş gibi geldi bana şu anda. Okey. Sonra ön tarafından da sıkıyorum. Böyle kese yapıştıra kese yapıştıra ilerliyoruz. Ve bunların hepsini diğer üçüne de yapıyorum. Komple bunları iple sarıyorum. Evet, soğuk silikonda biraz önce bahsettiğim gibi daha hızlı yapışıyor. Bu da ayrıca bir sevindirici durum tabii. İpleri sarmak bitti.
Biraz daha geniş ip kullanabilirsiniz. Bu hasır ipler bize birazcık ince geldi. Hatta aklıma şerit kullanmak geldi. Benim bir hasır şeridim vardı örgü şeklinde. 4-5 santim civarında, yani eninde bir şeydi. Direkt onu da yapıştırabilirdik. Varsa böyle bir şeyiniz, onları da kullanabilirsiniz hasır olarak. Şimdi bunları çerçeveye yapıştıracağız. Şu iki tanesi üst tarafa gelecek. Çerçevenin dar kısmında. Bunlarda bir işlem yapmıyorum. Bunlar böyle olduğu gibi kalacaklar. Bu arada uzunların arkasını göstereyim. Bakın şurayı ve şurayı yaptım. Yani şurası boşuna gidecekti. O yüzden bunları keserek yaptık. Şimdi şu ortasından sararak yapacağım. Çok az bir mesafe var çünkü arkada kalması çok da problem değil. Hemen bir cetvel aldım. Arka tarafından ortalıyorum bunu. Tam ortasından yapacağım. Evet, ortadan 4 santimlik bir mesafe belirledim. Şöyle şu kadar. Sadece oraları yapacağım. Hemen soldan bir yapıştırıyorum. Bu sefer soğuk silikon kullanıyorum. Çünkü hızlı... Pardon. Bu sefer sıcak silikon kullanıyorum. Çünkü hızlı hareket edeceğim. Hemen sarıp sarıp bitireceğim. Hop, döndürdüm. Ön taraftan yapıştırmıyorum. Yapıştırmaları arka taraftan yapıyorum. Ön taraftan bakın böyle sara sara. Sık sık yapıştırmayacağım. Kabarıklık oluyor demiştim ya, öyle bir şey olmasın. Arada bir yapıştırırım. Benim silikonum zaten sıkmadığım zaman kendini çıkartıyor buradan. Boşu boşuna akıyor. Neden böyle bilmiyorum. Bakın böyle bir şey. Nasıl? Hoş. Hoş mu? Hoş. Böylece iki kenara da hareket vermiş olacağız. Bunu diğer kenarına da yapacağım. Siz de benim gibi bohem tarzı dekorlar seviyorsanız kesinlikle denemelisiniz bence. Bunu çok tatlı bir şey olacak. Bir de gerçi işin sonunu da görmek lazım. Dur şimdiden konuşmayayım böyle. Ne düşünüyorsun Pong? Gidiş nasıl? Very nice mı? Ben anlamam very nice. Böyle bir şey vardı. Ben anlamam. Bilmem neden, bilmem neden. Ben anlarım şundan bundan. Öyle bir şey vardı. Neydi o? Vardı öyle bir şey. Ben de bilemedim. Ve son. Şuradan bir kesik atıyorum. Arka tarafı işaretime geldim. Buradan yapıştırıyorum. Arka taraf böyle oldu. Ön taraf da böyle oldu. Hemen geçtim diğerine. İşaretimden başlıyorum. Yuvarlak yuvarlak yapıştırmaya devam. Uzunlar da bitti. Bunlar da böyle oldular. Şimdi çerçevenin üzerine hepsini yapıştırmaya geldi sıra. İki küçükleri yukarıya yapıştırıyorum. Hemen onları yapıştırayım. Bunları böyle koydum. Bunları da bunların üstüne yapıştıracağım. Sadece köşelere sıkıyorum. Bir buraya, bir tane de buraya. Hazır mıyız görmeye? İşte sonuç. Tabii bunun ortasını fotoğrafla çıkarsak daha güzel olurdu. Şöyle tutayım. Böyle bohem odalara layık bir fotoğraf çerçevesi hazırladık. Eski gitti, yeni geldi. Çerçeve tam karşıdan görünüyor. Eğer ki üstten yandan gözükecekse şöyle bir önerim var. Yan taraftan şöyle halat bir ip geçebilirsiniz yapıştırarak. Bu da size bir alternatif daha olsun. Foni, ne diyorsun? Güzel oldu. Çok güzel. Diğer halinden daha güzel mi? Evet. Umarım bugünkü fikirleri de beğenmişsinizdir. Umarım sizlere de ilham olmuştur. Eğer bu çalışmaları da denerseniz sosyal medya hesaplarınızdan beni etiketlemeyi unutmayın. Ve videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna da basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Sonraki çalışmamız salı günü geliyor. Salı gününe kadar kendinize çok iyi bakın. Şimdi projelerin son haliyle sizleri baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın. Akrep Nalan gibi duruyorum. Nalan gideri çok oldu. Öldü mü kız o? Yok. Çok tatlı olacağına. Çok. Böyle bir müzik aleti bir şey vardı. Ben de bilemedim. Neyse. Şırr yapıyor. Umarım şu anda bu mutlu. Are you ready? Buradan saçlar galiba ters dönmüş. Of, nasıl acıyor sabahtan beri. Bozamıyorum da.